Aziz kardeşlerim, işte aile hunne libasun lekum ve entum libasun lehun ayeti kerimesi gereği. Kadın erkeğin, erkek kadının örtüsüdür. Gecesidir, mahremidir. Aziz kardeşlerim, çok enteresan şeyler söyleyeceğim sizlere. Bu dediklerimi asla unutmayın. Eşlerinize bunu mutlaka söyleyin. Allah Resulü buyuruyor ki, bir kadının mahremi olan ev hayatının özelliklerini, durumunu komşusuyla, arkadaşıyla, yakınlarıyla paylaşması ona günah olarak yeter. Burada muhteşem bir sır var. Nedir o sır biliyor musunuz? O hanım bacımız, bu hastalık var ailelerde. Ailelerde komşusuyla, kocasıyla olan problemleri veya kocasıyla olan iyilikleri veya kocasıyla olan güzellikleri paylaşma hastalığı çok yaygın. Bu ailelerin temeline dinamik koyuyor, haberiniz olsun. O anlatılan kişi ailesiyle problemli olabilir. O aile anlatılan senin kocan kadar cömert olmayabilir. O anlatılan aile senin kocanın sana verdiği manevi ihtiyaçları sana verdiği gibi karşılayamamış veya karşılamış olabilir. Kendi iç dünyasında muhakeme edecek, kendi iç dünyasında kocasıyla kendi arasındaki durumu müteala edecek ve kocasından soğumaya başlayacak. Ve bunu da kocasına anlatacak, kocasının kalbine şeytan aleyhillanenin vesvese tohumlarını saçmaya başlayacak. Aynen böyle. Aynen böyle. O vesvese tohumlarıyla kendi ailesine dinamik koyduğunun farkında olmayacak. Onun için aziz kardeşlerim, aile mahremdir. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun ayeti kerimesi örtüdür. Anlatılmaz. Eve bir misafir mi geldi? Bakınız, biz aile yuvasının mutluluk kriterlerini, mutluluk kodlarını kaybettik. Gelin o kodları beraber paylaşalım. Eve misafir geliyor. Misafir yemeği beğeniyor. Çok güzel olduğunu söylüyor, afiyet olsun diyorsun. Bakınız, bunları asla farklı yanlamayın. Ne olursunuz beni anlamaya çalışın. Ne olursunuz beni anlamaya çalışın. Ve orada maşallah bizim hanımın da, ya öyle işte, bizim hanım da maşallah bayağı maharetli. Her parmağında 10 maharet var. Sen 2 tahribat yaptın. Bir, hanımının maharetini mahrem olan bir erkeğe anlat. 2, o gelen adam kendi hanımıyla olan problemlerin muhakemesini yapıp eve gittiğinde hanımıyla olan nizayı büyütmeye çalıştın. Bunlar yaşanan, bunlar bizatihi tespitle, araştırmayla olan hadiseler aziz kardeşlerim. Onun için bu örtüyü asla ve asla yırtmayalım. Şakavari hareket ediyor bazı aileler, bazı eş dostlar çok sıkı fıkı mala yani şekilde mahrem odalarına kadar girer derecede mahrem noktaları konuşuyorlar. Bu büyük günahlardan kardeşlerim. Bir kadın boşansa dahi kocasıyla olan mahrem ilişkiyi ölünceye kadar, kabre girinceye kadar anlatamaz. Ona o günah olarak yeter. Ya bir erkek, bir bayan kocasıyla olan özel hallerini anlatması, o koca da ona gidip, onun hanımı da o kocasını anlatıyor. Ya işte duydun mu? İşte filan kişi, filanın karısından beraber olduk, böyle dün akşam beraber konuştuk. Ya şöyle şöyle yapıyorlarmış. Kendi kocasını sorgulayan, kendi kocasının üzerindeki haklarını ihlal etmenin vurgulamasıyla araya nifak tohumları saçılıyor
ve arada korkunç olaylar yaşanıyor. Onun için aziz kardeşlerim, la tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabu. Sevgisini, güzelliğini, iyiliğini kendi kanımıyla paylaşacak. Onun sevdiğini ona söyleyecek. Bana söylemene gerek yok. Bir daha doğarsan bir daha bu hanımla evlenirim. E mübarek olsun sana. Niye bunu söyleyip duruyorsun ki? Sen kendi iç dünyanda bunu saklayacaksın. Bakınız aziz kardeşlerim, bu kelimeyi söyleyeceğim kelimeyi Türk dilinde argolaştırdık biz. Aslında argo değil, avret. Bunu avrat olarak yuvarlak argolaştırmışız. Ama avret nedir biliyor musunuz? Mahrem, korunması gereken, kapanması gereken, örtülmesi gereken ziynet demek. Ya bu ziyneti korumak başta erkeklere düşüyor. Asla ve asla aile noktasında, ziyaretlerde gidip geldiğinde beraber oturmalar oluyor ve beraber oturmalarda güya onu kıskandıracak, güya onu korkutacak, güya onu kızıştıracak, arada bir muhabbet olsun, gülüşmelere meydan verecek sözler söyleniyor. Ne söyleniyor? Ya Ahmet, ya dün niye öyle yaptın ya Ahmet ya hanımının yanında? Hayırdır ne yaptın? Ya işte falanlar vardı da ya bayağı bir muhabbetiniz iyiydi falan. Hiç de alakası yok belki de. Hiç de öyle bir manzara olmadı. Kurgu yapıyor, hanımını kızdıracak. Ve bu gibi olayların inanın bana samimiyetimle oluyor, söylüyorum sizlere, cinayetle bittiğini ve aile yuvalarının dağıldıklarına şahit oluyoruz.